Gel çocuğum. Gel yavrum, gel evladım. Gel bir tane. Senin ne işin var ortak evlerde filan? Bak senin burada bir ailen var evladım. Aile filan beni ilgilendirmez. Benim canım çok sıkkın. Bak benim de canım sıkılıyor. Aile maile boş ver. Ne demek bu canım? Ben ne dediğimi, ne yaptığımı biliyor muyum? Saçmalıyorum işte. Her an daha fazla saçmalayabilirim. Ben de daha fazla saçmalarım şimdi. Saçmala baba, saçmala. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Bana bak Hülya. Depresyonda mıdır nedir? Gir çıkar onu oradan. Yoksa ben geliyorum oraya. Tamam baba. Babacığım siz bir oturun. Ben size bir şey göstereceğim. Ben bunu dolapta buldum. Sizin mi bu baba? Yo. Kadir getirmiş olabilir. Aa, niye ki? Çünkü... Yok et bunu. Çöpe at. Kadir falan görmesin. Tamam baba. Çabuk, 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 çabuk. Ayrıca da git söyle şuna. Bir şey söylemedim ya. Kızmadım ona. Ya benim sesim böyle. Kadir, beni oyunlarına alet etme. Tamam Hülya, tamam. Etmeyiz. Ayrıca adamın duyguları oynamayı da bırak. Yo, ben küçükken o benim duygularımla çok oynadı. Bütün duygularım yalama oldu. Laçka oldu, maçka oldu. Abartma Kadir. Gayet iyisin. Aşk hariç bütün duyguların yerinde. Hayır Hülya, hayır. Babam benden özür dileyene kadar oyuna devam edeceğim. Sakın ısrar etme. Ne özrü? Küçükken kulaklarımı çektiği için benden özür dileyecek. Sürekli bana bağırıp çağırdığı için benden özür dileyecek. Beni hor gördüğü için benden özür dileyecek. Beni Semih'le kıyaslayıp beni aşağıladığı için benden özür dileyecek. Yoksa ben kendimi keserim. Keserim, 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 keserim. Şu ekmeği uzatır mısınız Hülya Hanım? Tabii anne, buyur. Kızınızın yemeği bitmiş. Biraz pilav koyar mısınız? Tabii anne, verin. Ver yani. Çok koy anne, çok açım. Kızınıza biraz fazla koyar mısınız? Çok açmış. Sen niye böyle tuhaf konuşuyorsun? Nasıl? Sanki o kaynanaymış da sen gelinmişsin gibi. Öyle işte. Bizim aramızda mesafe var. Bugün annem beni yanlış anladı da baba. Rica ederim, iftira etmeyiniz. Yine Türk filminin dozunu fazla kaçırmışsın. Bırak şu Hülya Koçit gibi konuşmayı. Sen nereye? Sanki bir şey beni boğuyor. Çok fena oluyorum. Ne boğuyor ya? Uğur ya, bugün hani bir ip getirmiştim. Nerede o? Yok Kadir, çöpe attım. Çöpe mi? Peki ya mutfak çekmecesine koyduğum ilaç kutusu? Onu da mı attın? Başım mı ağrıyor baba? Hayır kızım. Uyku ilacı bu. Bol bol içeyim de bol bol uyuyayım. Tamam evladım, tamam. Gel otur şuraya, kimse boğmayacak seni. Tamam baba, tamam. Siz oturun, tamam. Gördün mü bak? Konuştun konuştun, boğdun çocuğu be. Kadir, seni Ceren'in yanında uyku ilaçlarından bahsetmekten men ediyorum. Ben de babamı bu evde sesini yükseltmekten men ediyorum. Git söyle bağırmasın kimseye. Anneme de bağırmasın. Ay çıldıracağım ya. Ya niye ben sizin aile içi meselelerinizle uğraşıyorum? Gidin psikolog uğraşsın. Psikoloğa, misikoloğa gerek yok. Sen git anneme söyle, o babama söyler. Gelsin benden özür dilesin, o zaman intihardan vazgeçerim. Ay taktın özre yani Kadir. Senin babanda yani özür dileyecek göz var mı? Yok mu? Dileyecek Hülya. Yoksa oğlunu kaybeder. Ya ne özürü Bahriye? Niçin özür dileyecekmişim ben? Canım belki bir işe yarar diye söylüyorum. Baksana çocuk intiharın eşiğinde dolaşıyor. Dolaşsın. Özür dileyecek bir şey yapmadım ben. Yapmadıysan niçin benim çocuğum bunalıma giriyor? Bravo anne, çok iyi gidiyorsun. Çekilir misin gaddar evlat? Ne var be? Alt üstü bir özür istedik. Çok mu yani?
Özürüm özür dilemem. Bu ne ya? Her bunalama girenden ben mi özür dileyeceğim? Hayır baba, sadece sorumlu olduğunuz kişilerden dileseniz yeter. Hülya Hanım haklı. Sen de mi beni suçluyorsun? Estağfurullah baba. Ya herkes bana karşı zaten. Canım bir özür demek bu kadar zor mu Kudret? Niye özür dileyecekmişim be kadın? Ay, çünkü... Evet çünkü... Çünkü siz İstanbul'a gelmeden önce Kadir gayet sağlıklıydı. Ama siz İstanbul'a geldikten sonra Kadir'i çocuk gibi azarlamaya başladınız ve... Kadir bunalıma girdi. Aman Kudret, suçlu olmasan bile özür diliver, geçip gitsin. Bir işe yarar belki. İntihar mintihar edemez o. Kendine kıyamaz, beceremez o. Hülya, gidip içeridekilere Kadir balkona çıktı, kendini balkondan aşağı atacak der misin lütfen? Birinci kattayız Kadir. Çık. Tamam. Ha, o zaman şeyde, ocağı açtı, gazı kokluyordu. Hadi çabuk ol, çabuk. Ya. Tamam. Baba, bu Kadir mutfakta gaz açtı kokluyor. Aman Allah'ım, gördün mü yaptığını? Ölüyor çocuğum. Ya bıraksın şu ocağı koklamayı, gelsin buraya. Çağırın şunu. Özür dileyim. Tamam. Siz mutfakta kalın. Olur baba. Efendim, beni çağırtmışsın baba. Bak evladım, aklında saçma sapan intihar fikirleri olduğunu biliyorum. İnkar edemeyeceğim. Yaşamak çok anlamsız geliyor artık. Söylediklerine göre derdin benim neymiş evladım? Tamam. Madem derdin ben neymiş, o zaman ben senden çok... Senden çok... Kapı çaldı. Olsun baba, çalsın. Sen devam et. Ama çok fena çalıyor canım. Açmak lazım. Oho Sinan, hoş geldin. İyi akşamlar Kudret abi. Hoş İyi buldum. Akşamlar Kudret Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız Bahriye Hanım? İyiyim, sağ olun Müjgan Hanım. Kudret, sen de devam et istersen. Bu kadar insanın içinde. Ne var baba, Müjgan ablalar yabancı mı? Çok doğru söylediniz. Bir şey mi böldük Kudret abi? Yok canım, hayır, bir şey bölmediniz. Hayır. Kudret Kadir'den özür diliyordu. Bahriye. Ne özürüymüş bu Kadir? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben özür müzür duymadım. Pardon Hülya, müsaade eder misin? Tabii canım. Nereye gidiyorsun Kadir? Uyumak istiyorum Sinan abi. Uzun, derin ve karanlık bir uykuya dalmak istiyorum. Gitsin biri şunun yanında dursun. Ben giderim baba. Dikkat edin Hülya Hanım, kendine bir şey yapmasın. Peki anne. Vallahi bana sorarsanız bu iş özürle mözürle olmaz. Sizin bir uzmana danışmanız gerek. Ben de öyle dedim. Gidin bir psikoloğa danışın dedim. Ben de gerek yok dedim. Biri çıkarsın o zaman çocuğumu bunalımdan. Benim psikolojik danışmanıma gidin. Çok ünlü biri. Biraz pahalıdır ama değer yani. Senin psikolojik danışmanın mı var Müjgan? Bu devirde şart Sinan. Bizim kızların hepsi psikoloğa gidiyor. Onların sorunları var. Senin ne sorunun var? Sadece psikoloğuma söylerim. Ben psikoloğa falan gitmem. Biraz fazla verirseniz o buraya da gelir. Gerek yok. Biz kendi aramızda hallederiz. Kadir lütfen. Bırakır mısın deodorantımı? Onu ağzını sıkarak intihar edemezsin. Bırak bunu ya. Bırak, bana engel olma.
Yaşamak çok anlamsız. Bırak Hulya. Aklını başına ver. Yapma. Bırak beni. Yapmayın. Bırakın beni. Bırak beni Hulya. Bırak. Delirtecek bu çocuk beni ya. Delirtecek ya. Tamam Müjgan Hanım. Söyleyin o psikoloğa. Gelsin şu çocuğa bir de o baksın. Evet Kadir Bey. Şöyle uzanın. Uzanın lütfen. Evet. Şöyle kravatınızı biraz gevşetelim. Peki efendim. Rahatlayın. Tamam. Hemen şöyle. Tamam. Rahatlayın. Rahat olun. Eşimi de muayene edeceksiniz değil mi doktor hanım? Ne muayenesi? Hasta mıyım ben? Evet, öfkeli bir baba figürü. Lütfen sizi de şöyle alayım. Burada girift bir sorun var. Kudret, otur Allah aşkına. Bak gripin de varmış. Grip değil hanımefendi, girift. Yani iç içe geçmiş karmaşık sorunlar. Yok, ben almayayım. Ben iyiyim. Merak etmeyiniz. Tek kişi ücreti alacağım. Lütfen, lütfen oturunuz. Annemin alıngağlığında fiyata dahil edebilir miyiz acaba doktor hanım? Asıl sizin koyduğunuz mesafeleri fiyata dahil edelim Hülya Hanım. Bunalımda olan benim. Lütfen araya kaynak yapmayalım. Lütfen, lütfen sakin olun Kadir Bey. Hanımlar, bizi yalnız bırakır mısınız? Siz de rahat olun Kudret Bey. Lütfen rahatlayın. Rahatım ben. Siz onu rahatlatın. İntihar etmeyi düşünüyor. Düşürmesin. Peki Kadir Bey, önce sizi dinleyelim. Nedir kendinizi kötü hissetmenize sebep olan şey? Anlatınız. Pek çok şey var doktor hanım. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen çocukluğuma inelim. Karıştırma şimdi çocukluğunu. Doktor hanım ne soruyorsa ona cevap ver. Ya doktor hanım ne soruyorsa ona cevap versene çocuğu. Lütfen Kudret Bey, müdahale etmeyin. Size de söz vereceğim. Peki. Evet Kadir Bey. Şimdi şöyle doktor hanım, ben kendimi sürekli boğulmuş hissediyorum. İsterseniz ben hemen çocukluğuma ineyim. Ya ne yapacaksın çocukluğunda? Doktor hanım demeden ne diyorsun kendi başına? Kudret Bey. Peki çocuğum, hadi in. İn de fazla uzatma. Her şey bana çocukluğumu hatırlatıyor doktor hanım. Evet. Ne gibi? Anlatın lütfen. Anlatırken bir dublede bir şey alabilir miyim yanına doktor hanım? Hayır, sadece anlatın. Şey ben hani rahat olun demiştiniz ya ondan ben şey ettiydim de peki tamam. Hadi anlat ne anlatacaksan. Para yazıyor. Çocukken de böyle müsrifti. Anlatınız. Tamam anlatayım. Ben çocukken bir gün yine böyle kanepede uyuyordum böyle. Kadir, Kadir kalk! İşin gücünü iyi bak. Tembel teneke. Niye ders çalışmıyorsun? Ders çalışıyordum baba. Madem çalışıyorsun da karnın her defasında niye zayıf geliyor? Hallederiz baba. Sana bana bin kere hallederiz baba deme demedim mi? Asi misin sen? Niye benim sözümü dinlemiyorsun? İşe yaramaz, tembel çocuk. Beceriksiz, beceriksiz. Ya işte böyle doktor hanım. Olaylara çarpıtılıyor doktor hanım. İftira var. Lütfen Kudret Bey, bölmeyiniz. O olayın aslı şöyledir. Bu kanepede uyurken yanına geldiğim doğrudur. Ah güzel evladım, benim uyuyakalmış. Kadir, kalk güzel evladım, kalk. Niye burada yattın oğlum? Üşüteceksin. Ders çalışıyordum baba. Aferin benim oğluma. Aferin. Çalış, çalış. Gerçi karnem biraz zayıf ama olsun. Önemli değil. Düzeltirsin inşallah. Düzeltirsin. Evet baba. Hallederiz. Merak etme. Ha böyle hallederiz demen yok mu? Çok hoşuma gidiyor oğlum benim. Aferin sana. Aferin. Hadi. Sen ders çalış bakalım biraz. Hadi. Aslan oğlum benim. Güzel oğlum benim. Akıllı zeki oğlum benim. Aynen böyle oldu doktor hanım. Olaylar çarpıtılıyor doktor hanım. Hiç de çarpıtılmıyor.
Niye çarpıtılsın evladım? Bana Kadir Bey'in anıları daha doğru gibi geldi Kudret Bey. Hepiniz bana karşısınız zaten. Anne sence sonuç verecek mi? Bilmiyorum, sizce? Anne, ben senli benli oldum bile. Siz hala niye böyle sizli bizli konuşmaya devam ediyorsunuz? Siz yabancılarla ne çabuk senli benli oluyorsunuz. Ben sizin öz anneniz miyim böyle samimi oluyoruz? Bir gün evde top oynarken vazoyu kırmıştım. Bu bir çocuk olarak benim en doğal hakkım, öyle değil mi doktor hanım? Elbette. Bakın şimdi, olay aynen şöyle cereyan etti. Ne yapıyorsun sen ha? Ne bu? İstemeden oldu baba. Sus! Beceriksiz! Biz dışarıda kazanalım, eve getirelim, sen kır dök. Hain evlat! Kazayla oldu baba. Bu top bile oynayamıyorsan beceriksiz herif! Karnın kırıkla dolu, evi de kırıkla doldurmaya çalışacaksın. Beceriksiz! 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 Öyle olmadı doktor hanım. Kulağını çekmedim. Kazayla oldu baba. Olur evladım, olur öyle şeyler. Sen sıkma canını. Senden kıymetli mi? Özür dilerim baba. Olsun oğlum, kazadır. Olur. Olur. Kulağımı çekmişti doktor hanım. Saçını okşamıştım doktor. Hayır, kulağımı çekmişti. İsterseniz bakın, benim kulaklarım normal insanın kulağından tam iki kat daha büyüktür doktor hanım. Gelin bir çektim. Bugünkü bunalımla ne ilgisi var? Değil mi doktor? Olmaz olur mu efendim? Psikolojimiz büyük ölçüde çocukluğumuzda yaşadığımız olaylara bağlı olarak yapılanmıştır. Ha, peki bu olaylar hala devam ediyorsa ne yapmak gerek doktor hanım? Ağza parfüm sıkmak gerekmez herhalde. Kudret Bey. Her sözümüz hata zaten. Peki Kadir Bey, siz nasıl bir babanız olsun isterdiniz? Babanızdan ne tür beklentileriniz var? Belki bir özür beni yumuşatabilir. Kudret Bey, bundan sonraki terapilerimizin daha ılımlı ve olumlu geçebilmesi için bir barış mesajı olarak oğlunuzdan özür dilemenizi rica ediyorum. Böylelikle ikiniz arasında çok daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Bu mu yani şimdi sorun? Oğlunuzun ufak bir beklentisi, hem özür dilemek son derece insani ve güzel bir eylemdir. İtirazım. Ben bir şey anlamadım. Siz anladınız mı doktor hanım? Biraz daha net lütfen Kudret Bey. İyi, tamam. Özür... Kapı çaldı. Sökeceğim şu zili ha! Merhaba Hülya. Merhaba Sinan abi. Hah, doktor da gelmiş. Şu anda görüşme devam ediyor Sinan abi. Bir şey sorayım, çıkacağım. Doktor hanım, ben hastanız Müjgan Hanım'ın eşiyim. Eşim size niye geliyor acaba? Çok iyi psikoloğum da onun için. Hayır yani, ne derdi var? Hiç boşuna uğraşma Sinan. Doktorlar hastaların sırlarını açıklamazlar. Doğrudur efendim. 100 milyon teklif ediyorum. Ne? Benim işim bitti mi? Hayır Kudret Bey. 200 milyon. Hayır. Bana ver, ben açıklayayım Sinan abi. Sen nereden biliyorsun ki Müjgan Hanım'ın derdini? Onu bunalıma sokan paraya olan düşkünlüğüdür. Emekli ikramiye miyen de odur. Çocuğun üstüne gitme Kudret. Aa, sizce annem neden bu kadar çok yemek yiyor doktor hanım? Acaba sorun psikolojik mi? 300 milyon adama açıklamazsınız. Sinan sen ne yapacaksın benim derdimi? Sorunum benimle ilgili değil mi? Lütfen söyleyin doktor hanım, özür bekliyorum. Diledik işte doktor hanım. Lütfen söyleyin, laf ağızdan bir kere çıkar. 400 milyona da söylemez misiniz Müjgan'ın derdini? Ay yeter, yeter. Bu şartlar altında terapi falan yapılamaz. Lütfen, lütfen teker teker gelin. Ve mümkünse muayenehaneme gelin. Bir dakika doktor hanım. Şimdi bu intihar edecek mi etmeyecek mi onu bilelim. Bakın, ilk izlenimlerimden ve vücut dilinden çıkardığım kadarıyla psikolojik ihtiyaçları da karşılanmadığı için
Ve size olan tepkisinden depresyon numarası yapıyor. İntihar edeceğini sanmıyorum. Bu psikolog da hiçbir şeyden anlamıyor Müjgan Hanım ya. Demek hepsi numaraydı ha? Yok baba, şey ben hani şey yaptıydım da onu şey olsun diye. Sahtekarlığını tut bile onaydı. Baba.